Bu şarkıyı da çok seviyorum arkadaşlar ya. Ben aslında biliyorsunuz fütursuz jenörtleri söylerim ama söylemeyince de komik oluyor bence. Bugün Cuma günü arkadaşlar. Bugün Türklerin günü. Ben Türk bir gençim arkadaşlar. Cuma günü düşünüyoruz. Kimi zaman göğsümüz kabararak bakabiliriz ama kimi zaman da biliyoruz çok kötü şeyler de çıkabiliyor. Bugün arkadaşlar yeni çıkan Türkçe rap şarkılarına hep beraber bakıyoruz. Öncelikle kanalı daha önceden takip etmiyorsan ve bu videoyla denk geldiysen her cuma günü yeni çıkan rap şarkılarına bir ilk bakış sergiliyoruz. Ama gidip de bir saat boyunca çıkan tüm şarkıları dinlemek yerine acaba sayfaların paylaştığı kesitler bizi yakalayabilecek mi diye düşünüyoruz. Yemin ediyorum aynı ben... Arkadaşlar bugün biraz karışık bakalım. Hem repertuardan hem fonetikten bakalım. Patron bu aralar çok çalışıyor ya. Patron bu hafta da şarkı çıkartmış. Galiba 4 release videosunun 3'ünde patron olmuş olacak böylelikle. İlkinde beğenmiştik. İkincisinde hoş bulmamıştık şarkıyı. Bugün de hep beraber bakacağız. Smash isimli tekliği yayınlamış arkadaşlar. UFC göndermelerine falan zaten hepimiz çözmüşüzdür. En kötü eleştirmen bile bazı şeyleri yakalıyor. Ya benim burada hoşuma giden şeylerden bir tanesi neydi biliyor musunuz? Rap müzik tarihinde hep genelde bazı sesler mesela Hollywood'da diye bir bağırış vardı. Bunu bütün filmlerde duymuşsunuzdur. Tam olarak ismini hatırlamıyorum şu anda ama rap müzikte de böyle kullanılan sesler var. Bunlardan bazıları plug falan hani budur böyle. Burada da ne dediğini bilmiyorum ama my mı falan böyle yabancı şarkılarda falan da bunu duyarız. O ayrıntı mesela benim hoşuma gitti şahsen. Klip olarak da hoş gözüküyor. Valla benim dinlediğim en iyi patron parçası olabilir. Bu arada çok patron severler falan varsa bu mu en çok sevdiğim patron parçası falan diye düşünebilirsiniz belki arkadaşlar. Çok daha iyi parçaları vardır ama ben eski bir Türkçe rap dinleyici değilim. Ben hep yabancı rap müzik dinledim. Şimdi beraber öğreniyorum sizle ben de. Era 7 Capone'un Eray 067 Mahalle parçası yayınlanmış. Kaçıncı yani söyle bu kaçıncı sefer? Her şey bir yalandan ibaretmiş ulan meğer. Sana papatyalar bana mermiler değer. Unutma prenses serseriler de sever. Sence seçmeliyim hangisini? Güneş belli dinle kitlerin kırmızı mavisini yok plaka. Blok arası zigzag tiki taka ispata gerek yok. Bayağı uzun kesit koymuşlar bu arada. Ben mutlaka telif yememek için bir ayar çekerim. Era 7 ile alakalı düşüncelerimi söyleyeyim. Bana verdiği hissiyatı söyleyeyim. Arkadaşlar gerçek hissettiriyor. Özellikle yaptığı türdeki rakiplerine bakarsak mesela Blok 3 gibi rakiplerine bakarsak de ne bileyim Ero gibi rakiplerine bakarsak konuşurken sesini kasmaktan altlarına dolduracaklar gibi hissediyorum. Evet yani biz böyle yapıyoruz falan. Kanka sesin kalın diye daha sert bir rapçi olmuyorsun ya. Ben burada ne demeye çalıştım peki? Vokal kullanımında kendini kasmaması, olduğu gibi okuması bana şarkısını da daha gerçek hissettiriyor. Vokalini kasan, sahip olmadığı bir vokalle şarkı okuyan adam bana şarkısı da gerçek hissettirmiyor. O açıdan güzel geliyor. Mahallede klip çekimlerine falan daha eskiden alışığız. Varoşlarda çekilen kliplerde pahalı kombinlerle çekilen videolar popüler. Fransa'da bunun örneklerini görüyoruz. İspanya'da bunun örneklerini görüyoruz. Bunların birebir örnekleri, benzerlikleri falan çok olduğu için çalıntı olayları da çok oluyor bu müzikte. Şu anda bir ilk bakış yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla benim türümde olmamasına rağmen ben her zaman biliyorsunuz objektif yorum, iyiye iyi derim. Kulağa iyi geliyor. Ayben anlat madem. Ayben'i hiç dinlemeden gidip de canlı performansını görmüş olmam. Ben sadece küçükken şey duymuştum. Benim adım Ayben Korkun benden yani bu kadar da. Anlat madem. Arkadaki bu ezgiler falan Japonya ezgileri gibi falan geldi. Ama klibe baktığımızda, Ayben'in giyimine baktığımızda bana Üsküdar'ı hatırlatıyor. Hep Ceza'nın mekanı Üsküdar'da. Bu yüzden bu tarzı görünce kafamda otomatikmen Üsküdar canlanıyor. Tema olarak baktığımda çok bağdaştıramadım yani kliple. Bak aynı Paris, kime kime göre yine kimisi haris. Yaptık hariç, yoktu taviz. Fiyat fahiş, yok habadis. Bu ikinci kısım, ritmin daha yükseldiği kısım var. Faiz, bariz dediği kısımlar. Ben bu
böyle yazılan kafiyeleri sevmiyorum arkadaşlar. Bu şarkılar bana nasıl geliyor biliyor musunuz? Sanki ChatGPT'ye birbiriyle kafiyeli olan kelimeler yazdırıyorsunuz ve başına şarkı diziyorsunuz. Düz bir anlatım, hikaye anlatıcılığı gibi gelmiyor bana. Sadece şiir yazmak gibi, yani kafiyeli okumak gibi geliyor. O tarz şarkılar beni çok sarmıyor bu yüzden. Evet arkadaşlar, İksir Yener Çevik sonu yok. Bunu belki şaşıracaksınız, belki garipseyeceksiniz ama ciddi ciddi canlı performansta gördüm ilk kez. Medcezir'i okumuştu yanılmıyorsam. Medcezir de benim çocukluğumda çok etkisi olan bir parçaydı. Ya o yüzden onun da okumasıyla falan bundan etkilenmiştim yani. Şu anda daha başlamadan büyük bir saygı var. Drill altyapısıyla başladığında benim yüzümde olan ekşimeyi çözdünüz mü arkadaşlar? O bir kere oluyor yani. Bunu yapacak bir şey yok. Geçen haftalarda eski rapçilerin hala eski vokalleri, hala eski altyapıları kullandığından eleştirmiştim. E burada da drill kullanıyorlar. E bunu da mı eleştireceksin? Her şeyi mi söyleyecek bir şeyin var derseniz haklı çıkardınız. Bu yüzden böyle bir yorum yapmayacağım. Bence yenilikler denemeleri falan gayet güzel şeyler. Ama şöyle, drill altyapısıyla beraber bence kendi okuyuşunu, o bizim klasik gördüğümüz drill okuyuşunu okumadığı için sonundan kulağıma o kadar çirkin gelmedi yani, onu fark ettiyseniz. Basarım, keserim, vurarım, giderim ben falan böyle. Sesim de kalınlaştı bak, fark ettiniz mi? O olduğu için o çok hoşuma gitmiyordu. Ama bu hafta ne güzel eleştiriler yapıyoruz lan. Bu hafta bak kötü bir release gecesi değil ha. Şöyle bir kız çıksa da, şu iğrenç bir şarkı yapsa, şöyle bir eğlensek değil mi arkadaşlar? Ya sırf insanlar böyle çok popüler zannetsin diye fake takipçi alan rapçilerin ben buradan arkadaşlar ve siz de onların bence. Bunu şimdi öylesine dedim ben. Sadece fake takipçi alan insanlar varsa üstüne alınsın buna. Biraz fanatiğin paylaşımlarına bakalım. Yanguzo haneler çıkmış. Güzel bir parça olacağına o kadar eminim ki. Bence bizim jenerasyonun şu anda en çok hitap eden rapçiler arasında. Benim en çok sevdiğim rapçiler arasında yani kendisi. Ve konuşuyorum hanelerle. Şimdi arkadaşlar, delikanlı gibi söyleyeceğim, çok güzel değildi vallahi. Bu altyapıdan da nefret ediyorum. Bunun ırkçısıyım falan, bunu da biliyorsunuz. Uzo'nun okuyuşunu seviyorum ama ben bu altyapıda beklemiyordum ya. Vallahi ben bu altyapıyı sevmiyorum. Belki de bundan dolayıdır yani. Çok etkilenmedim bu şarkıdan. Şeye bakalım bu hafta. Shenshan Ufuk Menya. Bu tekli değil mi? Tavır olarak böyle bir çizim kullanmışlar. Marvel çizimine falan benzettim yani. Bakalım. Bebeğim başka ağzıyla zevk yapamam. Gezerim ama açılca mazerlere. Hepsini sana harcadım, başka bir şey alamam. Renklerim takana gece fenerim aramam. Şimdi şöyle, bu ilk bakış arkadaşlar, bassların girdiği yerdeki altyapı falan çok sağlam. Bunlar beni her zaman gaza getirir dinlediğimde. Ama ilk kısımdaki başkasıyla seks yapamam, bu kısımlar falan. Ben seks yapmıyorum arkadaşlar. Ben kadınlarla da konuşmuyorum. Ya biraz komik lirik geldi. Bu da eleştirilir mi? Ya bazen de eleştirirler arkadaşlar. Versatil ne demek? Biliyorsam orospu çocuğum. Ya her kelimede her yerde kullanılır mı? Bazen de kullanılır arkadaşlar. Bu ilk bakışta bana öyle geldi. Ben düşündüğümü söylemekle mükellefim. Başka şarkıya bakalım. Kimlere bakmadık mesela? Aa, Fuat Düpedüz. Fuat parçasına da bakalım arkadaşlar. OG. Toplama kanlı dibli acı ve çaresizlik içinde ne sandın? Yalanlarıma kandıramadın. Kafa kesmiyor. Ya Fuat dinlemek bana tehditkar hissettiriyor arkadaşlar. Fuat'ın böyle duruşları, bakışları falan bile böyle bir sıkıntı var mı? Bende bir sıkıntım var mı falan gibi geliyor bana. Şarkılarında da bu hissiyatı veriyor ve daha da güzeli anlattığı şeyler. Anlattığı şeylerde ya saçmalık, zırvalık diyebileceğim böyle bir şeyler olmuyor. Fuat abiye saygılar. Şimdi Zenci'ye bakalım. Zenci Keşe şarkısı paylaşmış. Tamam, bu kadar bakıyoruz arkadaşlar. Daha da bakmıyoruz. Turan Yas Marina şarkısı var. Yas Marina mı yoksa? Turan'la da tanıştık arkadaşlar. Tanıştığım kişilere bir tık geçer miyim? Yok, geçmem. Ne düşünüyorsam her zaman onu söyleyeceğim. Her zaman. Kaliforniya. Bu
şarkı kaç dakikaysa, 2 dakika mı, 3 dakika mı, 10 dakika mı, 10 dakika olsa dinlerim. Bak yaz şarkısı yapıyorlar ya, Latin yaz şarkısı yapıyorlar arkadaşlar. Ben Kaliforniya tarzı severim. Bu arada Kaliforniya tarzımı çok da emin değilim ama benim kafamda onu canlandırdı yani şu anda. Ya her eleştiride her yerde yapılır mı? Bazen de yapılır arkadaşlar. Versatil şarkı olması lazım. Çok güzeldi. Ne çok şarkı paylaşılmış ya. Şimdi bakmazsak diğerlerine de ayıp olabilir diye de. Şimdi Zenci'nin şarkısında da mesela yani kötü. Bir de aralarda reklamlar da var ya. Ben reklama, bana verilirse reklam bakarım abi. Gidip de başkasına veriyorsanız herkes dinleyecek falan. Hayır. Ben bana verilirse bakarım reklama. Rüya 24 Efos Saklan. Rüya 24 geçenlerde Selimler'in kanalı konuk olmuştu. Orada bir kesit mi görmüştüm bilmiyorum ama bir bakacağım ona da arkadaşlar. Giremedim canım bugün gecene. Dostum hayat üstü oldu 23'ü sene. Anne artık gerek yok, uyum tıkır bir sene. Beni eğer düşürdüysen alınma yedene. Oğlum çok güzel lan. Çok keko bir şey bekliyordum biliyor musunuz? Çok ciddiyim. Bu arada bence klip, imaj olarak falan keko gözüküyor yani. Ama böyle altyapı, hava olarak bence hayvan gibi iyiydi bu arada. Gayet iyi yani. Bunu dürüst diyorum arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Uf, bu hafta geçen haftanın 180 derece dönmüş haliydi ya. Çok güzel şarkılar da yayınlanmış. Genel olarak böyle dediğim bir tek Zenci'nin şarkısı vardı. O da kötüydü abi. Gerek yoktu Belhanda. Bence Zenci o değil. Sadece 2 saniye dinledin. 2 saniyeyle mi anladın gücü? Ya bazen de anlarsın arkadaşlar yani. Aa dur, Tepki'nin albümü çıkmıştı. Bu konseptte aslında albümlere biz bakmıyoruz. Ama albümden tek parçayı da paylaşmışlar. Bir ona da bakmak istiyorum açıkçası. Çünkü Papi ismiyle çıkartmamış ya, Tepki ismiyle çıkartmış. Ona bakacağım yani, bir Papi'den farklılığı var mı diye. Albümün genel havası buysa, ben bu albüme de bakacağım bu arada. Kendim bakacağım arkadaşlar. Biz bu konseptte genelde single'lara bakıyorduk. Albümlere bakmıyorduk. Çünkü genel değerlendirme, albüm değerlendirmesi bence uzun olur. Buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Şöyle Urban gibi bir şeye, Papi karakterine falan gerek var mıydı? Kendisi ticari açıdan belki onu mantıklı görüyordur. Ben güzel şeyler yaptığımda insanlar bunu takdir etmiyordu. Ama böyle şeyler yaptığımda daha fazla konuşulmaya başladığım gibi düşünüyor olabilir. Ama bu benim için böyle değil. Belki başka eleştiri, başka müzik kanalları için böyledir. Ben her zaman güzele güzel derim. Dediğim gibi bu albüm genel olarak böyleyse ben güzel bir albüm olacağını düşünüyorum. Güzel şeyler anlatacağını düşünüyorum. Güzel okuyucular olacağını da düşünüyorum. Arkadaşlar bu hafta gerçekten güzel bir cuma günü geçirdik bence. Gerçekten güzel şarkılar vardı. Keyiflendirdi. Dediğimiz böyle genel bir şarkı olmadı. Bu arada aynı yorumları yeniden yapıyorum. Ben de fark ettim. Bu videoyla ilk defa kanalı izlediysen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsin yeni videolar için. Yeni katıl üyelerine bakmamıştık arkadaşlar. Kutay Çilingir. Onur kendi aboneliğini yükseltmişti mesela. Ona da ekstradan bir teşekkür ederim. Ekstra bir destekte bulunmuştu. Osman, Muhammed Eren, Yağızcan ve Ceren kanala katıl kısmından destek gösterdiğiniz için size ekstra bir teşekkür ederim. Helal ulan size, helal. Siz de kanala ben ekstra desteğimi göstereyim diyorsanız katıl kısmından destekleyebilirsiniz. Like atıp yorum atabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.